Doğayı insana karşı nasıl koruyacağız? Temel sorumuz bu. Ekibimiz bugün Moda sahilindeydi. Kameralarımızı da utandıran birçok görüntü takıldı maalesef. Normalleşme süreciyle sahillere akın eden bazı İstanbullular arkalarında çöp dağları bıraktı. Cam kırıkları, maske dediğiniz gibi. Ne görüyorsunuz efendim? Rezillik görüyorum. Moda sahilde karşılaştığımız manzaralar, bırakın sosyal mesafe kurallarını, daha toplum kurallarına dahi tam olarak adapte olamadık mı acaba sorusunu akıllara getiriyor. O soruyu çöp yığınlarını gören herkes sordu. Utandıran bu görüntüler Moda sahilinde kaydedildi. Neler var? Bakın, içecek kapları, bardaklar, poşetler, ıslak mendiller ve bol miktarda çekirdek. Yani hani derler ya, bir ben yokum yani. İnsanlar sahillere akın ediyor, havalarında ısınmasıyla zamanlarının büyük bir kısmını buralarda geçiriyorlar ama giderken arkalarında işte böyle çirkin manzaralar bırakıyorlar. Efendim şu anda Moda sahili boyunca uzanan kayalıklardayız. Bakın, kayalıkların üzerleri, araları, yanları, her tarafları çöplüklerle dolu. Bakın şu anda gördüğünüz manzara muhtemelen dün gece tam da bu noktada bir grup oturdu. Denize karşı bir güzel yediler, içtiler ama giderken işte bu pisliği de burada bıraktılar. Ya pislik, her taraf pislik kardeşim ya. Hem doğayı hem de canlıları tehdit eden bu sorumsuzluk görüntü kirliliğine de neden oluyor. Efendim hemen sağ tarafımıza baktığımızda tam anlamıyla içimiz açılıyor ama aynı şeyi ön tarafım için söyleyemeyeceğim. Çünkü önüme baktığımda ne yazık ki içim kararıyor. Şuraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Kirlilik. Sadece kayalıklarda değil, insanların yürüdüğü bu sahil yolunda da ne yazık ki benzer manzaralar var. Bakın, iki bank arasında yine çekirdek kabukları ve yiyecek içecek kutuları görüyoruz ama aslında bunları çöpe atmak son derece kolay. Neden diyeceksiniz? Çünkü neredeyse her 30 metrede bir çöp kutuları var. Çöpler sahildeki temizlik görevlisini de canından bezdirdi. Vallahi yetişemiyorum. Neden insanlar çöplerini arkada bırakıp gider? Vallahi insanlar kötü olmuş artık. Mis gibi hava, masmavi deniz ama sonunda ortaya çıkan manzara bu. Şuraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Pislik. Aşağıda da gördük. Yemişler, içmişler. 5 metre ileride çöp sepeti var, atmamışlar. Rezillik yani. Bunlar ders olarak okutulacak şeyler ilkokuldan itibaren. Bunların medeniyetin bir alakası yok. Toplum adamı değiller. Bakma sen, okumuşlar ama boş.